Oyuncu Tarık Akan hayatını kaybetti. E, bugün de cenazesi var. Cemal Reşit Rey'de önce bir tören düzenlenecek. Ardından da Teşvikiye Camii zannedersem ve oradan da Bakırköy, Zurat Baba mezarlığına defnedilecek. E, ama bir tartışma var tabii Sosyal medyada çok fazla var tartışma. E, Tarık Akan ne ifade ediyordu? Aslında onu sormak lazım. E, nasıl bir duruş sergiledi <laughs> hayatını kaybetmeden önce? Şimdi evvela şunu söyleyeyim. Bir insan ben Müslüman değilim demediği sürece, bu konuda ters bir şey söylemediği sürece bu, biz o insanı Müslüman biliyoruz. Dolayısıyla da her Müslümanın arkasından Allah rahmet eylesin diyoruz. Ben de Sayın Başbakan gibi Allah rahmet eylesin diyorum. Benim dünyamdaki insanlar gibi ben de Tarık Akan'ın siyasi duruşunu tasvip etmedim. Benim dünyamla ilgili değil. İşte dediğim gibi mesela şimdi söyleniyor ne derece doğru, ben onu tahkik edemedim sabahleyin sadece başlıklarını gördüm. 27 Mayıs'a ve 28 Şubat'a sahip çıktığı söyleniyor. Öyleyse demek ki bugün çok öve öve bitirilemeyen, çok demokrat bir insan da demokrasiden yanaydı lafı eleştiriye açık hale geliyor. Ona, ona bakılır yani ne yaptığına. Yalnız ben daha geniş bir açıdan bakarak şunu söylüyorum. Demokraside her görüşün, fikrin bir değeri var. Belli bir kesimin, yani layık yaşam tarzını benimsemiş bir kesimin, işte kemalist bir kesimin, e, haklarının savunuculuğunda kendi durduğu yerde cesaretle durmuş, kendi dünyasında dik durmuş bir birisi. Yani ona bizim fikirlerine katılmadığımız için kızmamız doğru değil. Önce onu söyleyelim. Evet. Yani ben, benden farklı düşünüyor diye. Ben ona kızamam. Ancak şunu söylerim. Ee, pek çok duruşunu, fikrini ben tasvip etmiyorum. Kimse kimsenin de her görüşünü, duruşunu, fikrini tasvip etmek zorunda değil. Ben bunu söyleyince başkaları da der ki biz, biz de senin her görüşünü, duruşunu tasvip etmiyoruz. Amenna. Zaten demokrasilerde tasvip etme mecburiyeti yok. Yani sıkıntı şurada. Herkes kendisi için demokrat, kendisi için demokrasi istiyor. Halbuki bu bizim hiç tasvip etmediğimiz fikirleri savunanlara bizim kızmamız antidemokrat bir tavırdır. Niye kızıyorsun? Senin aynı fikirde olmak zorunda değil. Sen kendi fikrinin savunuculuğunu yaparsın. Eğer yanlışını gördünse onun yanlışını anlatmaya çalışırsın ama hakaret edemezsin. Kim ve nefret Besleyemezsin. Şimdi düşmanlık Türkiye'de problem. Şu oldu bakınız. Şimdi bir hafta onlara söyleyeyim. Hı hı. Yani bu kesim, Tarık Hakan'ın temsil ettiği kesim de şeyden itibaren 17-25 Aralık'tan itibaren çok ciddi bir Erdoğan düşmanlığı yaptı ve hala da yapıyorlar. Yani Türkiye'nin Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilmiş, hiç demokrasi açısından buna bir değer vermiyorlar. Erdoğan'ı her türlü mesela kendi aralarında konuşurken itiraf edebilirler mi ne dediklerini Erdoğan'a? Konuşabilirler mi? E şimdi onların bir sözcüsü olan bir gazete var mesela. Açın bakın bakalım 15 Temmuz'dan önce onların yazarları, bugün Tarık Akan'ı yere göğe koyamayan o yazarlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan için neler söylemişler? Yani burada herkes kendisine demokrat olmayı bırakması lazım. Birbirimizi eleştirelim. Birbirimize en ağır eleştiriyi yapalım. Ama düşmanlık yapmayalım, hakaret etmeyelim. Benim karşı olduğum şey, Türkiye'de bir türlü demokrasinin mayası olan bu hoşgörü zeminine gelemeyişimiz. Niye hakaret ediyorsun ki? Ve belden aşağı vurmalar var. Mesela fikrini beğenmiyor, hem hakaret ediyor, hem kim ve nefret saçıyor, hem de hiç konuyla alakası olmayan adamın özel hayatından başka yerlerden bel altı vuruşları yapıyor. Ve onun için kimse kimseye bir laf söylemeden önce herkes bir aynaya baksın, kendi hatasını görsün. Ondan sonra da eğer bu ülkede gerçek manada bir demokratikleşme olacaksa o geniş açıyı, müsamahayı yakalamamız lazım. Eleştir ama hakaret etme, kim ve nefret saçma, Peki, düşmanlık yapma. Tarık Akan'ı da konuştuk. Ee, özellikle siz çok merak ediyordu, izleyici çok merak ediyordu ee, ne görüşüleceği, ne, ne konuşacağımızı.